Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Rica ederim. Ben daha kısa ve öz bir hitapla söze başlamak istiyorum. Karşımda muhteşem bir topluluk var. Burada bulunan bütün vatanseverleri, en az benim kadar İnönü'nün torunu, Atatürk'ün torunu olan bütün dostlarımızı saygıyla selamlıyorum. Bugün Ankara için önemli bir gün. 93 yıl önce bugün Ankara'nın kaderi değişti. Atatürk'ün bu küçük Anadolu kasabasına gelişinin üzerinden 93 yıl geçmiş. Belki pek çoğumuz, aramızda daha eski Ankaralılar olduğunu biliyorum, onları hariç tutuyorum, ama pek çoğumuz belki de o zamandan sonra Ankaralı olduk. Ankara'nın başkent olmasını sağlayan yine İsmet Paşa, ilk önergeyi veren İsmet Paşa, ilk Ankara milletvekili, aynı zamanda da Malatya milletvekili oluyor. Ben de şu anda Ankara milletvekiliyim. Ben de bir duygumu sizlerle paylaşarak asıl konuma geçeceğim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odalarımız, milletvekillerin odaları kurayla çekilir. Benim yanımdaki oda ne yazık ki boş. En kısa zamanda dolmasın umuyorum. Mehmet Haberalan. Başka daha uzatamayacağım. Söylemediklerimi de biliyorsunuz. Şimdi değerli dostlar, 1920'li yılların ünlü başbakanı Lloyd George, yüzyıllar nadiren dahi yetiştirir. Şu şanssızlığımıza bakın ki bu yüzyılda o büyük dahiyi Türkler yetiştirdi demiş. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk için. ...1906-1998 yılları arasında yaşamış ünlü bir matematikçi var. Bir Fransız matematikçi, André Weil. Onun bir kuralı var, o da şöyle demiş. Birinci sınıf insanlar, birinci sınıf insanları yanlarına alırlar. İkinci sınıf insanlar, üçüncü sınıf insanları yanlarına alırlar. Bence bu özdeyiş, André Weil'in deyişi, Atatürk İnönü ilişkisini en güzel anlatan terim, deyiş. Atatürk, biraz önce belgeseli izledik. Burada hatırlatıyorum, belgesel izledik. Dizi film izlemedik. Oradaki konuşanlar hepsi değerli devlet adamlarıydı. Gösterilenler tarihin birer parçalarıydı. Ama tabii o tarih de eleştirilebilir. O tarih de sorgulanabilir. Burası bir bilim yuvası. Tam da yerindeyiz zaten. Ama Atatürk orada da görülüyor ki mücadelesinde en yakınını alacağı arkadaşını daha ilk anlardan belirlemişti. Birinci Dünya Savaşı'nda 1916'da Doğu'da ikinci ordu komutanı iken o zaman emrinde çalışan dördüncü kol ordu komutanı Albay İsmet Bey hakkında verdiği sicili biraz önce yine belgeselde gördük. Gerçekten çok anlamlı ve ileriye dönük. İsmet Paşa ile ilgili ta o zamandan Büyük Atatürk'ün öngörüsü anlaşılıyor. İşte o sözlere bakarsak başından itibaren sonuna kadar Atatürk ile İnönü arasında sarsılmaz bir kardeşlik bağ sürmüş. Birbirlerine olan saygı ve sevgileri bir an bile eksilmemiş. Bunu belki en son tanıklarından bir tanesi benim. Dedemle bayağı genç kızdığıma kadar aynı evde yaşama, annem, babam ve kardeşlerimle aynı evde yaşama şansını elde ettim. Ve o evde Atatürk denmediğini biliyorum. Büyük Atatürk denirdi. Ve sonsuza kadar o evde yaşıyordu. Yani Atatürk hayatta olmasa da İnönü'nün evinde yaşamaya devam ediyordu. Ve Atatürk'ün de İnönü'yü ve ailesini gerçekten kendi ailesi gibi bir örnek cumhuriyet ailesi olarak da gördüğünü biliyorum. Anneanneme, Mehribe Hanım'a duyduğu sevgi, saygı bunun en güzel kanıtı. Pembe Köşk'e geldiğinize eminim. Gençlerimiz, yani yeni kuşaklar da gelmeye devam ediyorlar ve annem orada o evin geleneklerini, o evin hikayelerini anlatıyor. Umarım daha uzun zamanda anlatmaya devam edecek ama hepimiz söylüyoruz, o ev zaten hepimizin evi. Atatürk'ün ölümünden hemen sonra Türk halkı yeri doldurulamayacak bir büyük liderin ardından, Atatürk'ün ardından en iyi teselliyi onun işaret ettiği kişide aramıştı. Cumhuriyet Gazetesi bugünlerde eski gazetelerin yeni kopyalarını veriyor.
o tarihi günleri veriyor. Eminim okuyorsunuzdur. Yani o kadar anlamlı, o kadar tarihe ışık tutan, birçok sorumuza cevap veren belgeler ki onlar. İşte bir gazete, yani gündelik gazeteler. Örneğin 11 Kasım 1938'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde neler olduğunu çok çok iyi o gazeteleri okuyarak görebiliyoruz. İsmet İnönü 11 Kasım 1938'de bir dönemler siyasi rakibi olanların bile desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oy birliğiyle seçildi ve bir tek oy hariç İsmet İnönü'nün kendi oyu hariç. Ama tabii bir büyük liderin, bir kahramanın, hele Atatürk'ün arkasından lider olmak hiç de kolay değildi. Üstelik İnönü uzun bir ömür sürdü. Ben o ömrün belki son dönemlerini yaşadım. Ve Atatürk'ün kaybından sonra 35 yıl boyunca onun eserini ayakta tutmak için değişen koşullara, tüm zorluklara, baskılara karşı direndiğini biliyorum. Çok az lider İnönü kadar ağır eleştirilere, hatta eziyete maruz kalmıştır. Bunun devam ettiğini görüyoruz, her gün yaşıyoruz, her gün artarak da devam ettiğini görüyoruz. Ama o hayattayken dayanmasının sırrını bütün ömrüm boyunca her zaman elde edilmesi millet için aziz olan bir amaç peşinde koştum diye açıklamış. Bu nedenle herkesten hesap soracak, herkese hesap verebilecek vaziyette yaşadım diyebilecek kadar özgüvenli ve temizdir. Ve ben kendimi haksız büyük kitlelerin taarruzu karşısında müdafaa etmeye muktedir adamım diye haykıracak kadar da büyük kitlelerin yararına hareket ettiğine olan inancı sağlamdır. Artık dedemin, annem biraz önce söyledi, o paşa baba dememiş. Ama ben doğduğum zaman etrafta o kadar çok paşa diyorlardı ki, ikinci ben de dede diye başlamışım ama ondan sonra dede paşayı birleştirmişim. Benim için dede paşaydı İsmet Paşa. Ve onun tabii hikayelerini, artık efsaneleşmiş dürüstlüğüyle, ciddiyetiyle ilgili hikayelerini ben de pek çoğunuz gibi daha sonra kitaplardan da okudum, anılardan, belgelerden okudum. Yani bir tanesi bu dediğim hesap verebilme niteliğiyle ilgili. Yıllar sonra bir gün muhalefete düştüğü zaman, muhalefete geçtiği zaman diyeyim, çünkü tamamen kendi isteğiyle geçiyor. Muhalefete geçtiği zaman 3 metrelik bir kumaş için Mevlibe Hanım'a hediye edilmiş, Milli Şef döneminde hediye edilmiş bir kumaş için sordukları zaman o kumaşın hesabını kendi arşivinden, kendi cebinden ödediği faturayı çıkararak göstermiş. Bu bir örnek, sadece bir örnek, 3 metrelik bir kumaş. Şimdi daha başka pek çok örnekler verebilirim. Tabii o söylenilen iftiralara, haksızlıklara kendi hayatta cevap vermiş. Biz de şimdi her defasında aslında belgelerle cevapları verebiliyoruz. Vallahi bir de hani zamanım çok uzun olmadığı için Sayın Rektör'ün dediği gibi tabii İnönü hakkında kısa konuşmak çok zor. Çok daha zor. Çünkü bir efsane, yani her alanda. Şimdi gene Sayın Rektör örneğin Milli Şef dönemi dedi. Ben de biraz önce kullandım. Mesela ben Milli Şef deyimini, hitabını, hani yaşım bayağı ilerledi. O kadar az duydum ki. Çünkü yani Milli Şef zaten 1946'da kendiliğinden Milli Şefliği terk etmişti. Şimdi bu Milli Şef terimi, hitabı yeni yeni duyulmaya başlandı. Bugün tekrar hatırlanıyor. Halbuki yani yapılanları, o Milli Şef döneminde yapılanları, onları tabii biliyoruz, bir kısmını onurla kabul ediyoruz. Bir kısım eleştirileri de kabul ediyoruz. Ama bir kere Milli Şef, yani belki İsmet Paşa'nın yaptığı en önemli zaten devrimlerden bir tanesi, o Milli Şef sıfatını kendi kendine bırakmış. Bu dünyada çok az olan bir örnek. Ve bugün yine hele bulunduğumuz coğrafyaya baktığımızda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve her şeye rağmen de nerede olduğunu çok iyi değerlendirebiliriz. Ben İsmet İnönü için şöyle düşünüyorum. Tarihin ayrıntılarına girildikçe, tarihin ayrıntıları incelendikçe çok daha iyi anlaşılabilecek bir liderdir İsmet İnönü. Ama bunun için tabii genç kuşaklarımızı çok iyi yetiştirmemiz, tarihi gerçekleriyle anlatmamız gerekiyor. Bu konuda da işte burada bulunan
öğretim görevlilerine, değerli hocalarımıza çok önemli görevler düşüyor. Ama bize de düşüyor. Ben bütün Cumhuriyet ailelerinin kendi hikayelerini, kendi çocuklarına ve torunlarına anlatmalarını istiyorum. Çünkü özellikle siyasete girdiğim için belki Türkiye'de biraz önce söylediğim gibi ben 5 torundan bir tanesiyim ama milyonlarca Atatürk'ün İnönü'nün torunu yaşamaya devam ediyor. Bunu da böyle duygusal olarak da söylemiyorum. Geçenlerde bir araştırma, kamuoyu araştırması yapıldı. Hiçbir parti farkı da gözetmeksizin Türk halkının %82.3'ü kendisini Atatürkçü, Atatürk ilkelerine bağlı olarak niteledi. Bu en güzel cevap. Ve bu gerçeği anlayamayan ve bu gerçeğe karşı siyaset yapan partilerinde bugün gerçekten önemli oranlarda oy alsalar dahi geleceklerinin olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerek Atatürk gerekse İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve sizlerin dedeleri ve büyükanneleri Türkiye Cumhuriyeti'ni gerçekten çok sağlam temeller üzerine kurmuşlar. Ne kadar saldırılsa, ne kadar haksızca eleştirilse o gerçekler değişmiyor. Ve bence değişmeyecek de. Çünkü bakıyorum Dede Paşa'ma saldıranlar, iftira atanlar, yalanlarla karşısına çıkanlar hiçbiri bugün burada yok. Ama bakın burada 7'den 70'e arkada gençlerimiz var, çok değerli öğretim üyelerimiz var, dostlarımız var. Bütün Cumhuriyet aileleri burada. Biz yine İsmet İnönü'yü, Atatürk'ümüzü saygıyla anmaya devam ediyoruz. Şimdi belki son cümlem olsun ama gençlerimize, özellikle yeni kuşaklara İnönü ile ilgili kitaplar okumalarını öneriyorum. Çok bir kere bence doğrudan kendi yazdığı Hatıralar kitabını okumalısınız. Çok kolay okunan, iki ciltlik Bilgi Yayın Evi'nden yayınlandı. Yeniden tekrar basıldı. Bütün Cumhuriyet hikayesini anlatıyor. Onun dışında yine Şevket Süreyya Aydemir'in artık klasikleşmiş İsmet İnönü kitabı var. Onu okuyabilirsiniz. Benim babamın, Metin Toker'in İsmet Paşalı Yılları var. Mutlaka okunması gerekiyor. Yani tarihin en yakın tanığı olarak yazdığı kitaplar. Bir de benim yazdığım Meyhibe kitabı var. Ben de Sayın Rektörümüze, Başkent Üniversitesi'ne, bütün dostlarımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Gerçekten ailemiz olarak yanımızda olduğunuz için sizlere şükran duyuyoruz. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum.